Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşede kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ütüye bile gerek olmayan böyle kalıp gibi bir modelle karşınızdayım. Ya çünkü yaprakları sık iğne arkadaşlar. Çiçekleri de aynı şekilde trabzanlı dolgulu bir model olduğu için kalıp gibi ütüye ihtiyaç duymayan çok hoş bir model arkadaşlar yaprakları gördüğünüz gibi kelebeği andırıyor ve ortasında kelebeğin ortasında 5 tane çiçek açmış arkadaşlar Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar her zamanki gibi tığ battılarımızı hazırlıyoruz ikişer zincir çekerek ve tığ battının içine sık iğne ile girip 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirimizi çekiyoruz. Bir defa tığımızın başını doladık. Bir tane atlayıp ikinciye girip ikinci tığ battımın içine girip 1 2 2 alarak 3 seferde bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tomurcuk için 4 zincir çekelim ve trabzanımıza kapatalım bu şekilde. 1 2 3 Arkadaşlar eğer dibine batarsak şu şekilde bakın yaprağımızın kenarın dibinden yapmıştım. Çok üst üste durdu. Biraz aralarının şöyle daha bir sıklaştıkça marullaşıyor arkadaşlar. Tercih ederseniz bu şekilde dibine batabilirsiniz. Veya biraz şöyle seyrek olmasını istiyorsanız bu şekilde yandaki tığ battının içine girebilirsiniz. Tekrar arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yandaki bu şekilde tığ battımın içine 1, 2, 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar arasına 2, 4, 6, 7 tane var. Ben şimdi örnek amaçlı yapacağım. Siz 8 falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de bunun için. Fazla aralıklı güzel olmuyor o yüzden. 8 tane zence çekiyorum. Bu yapmış olduğum boş trabzanımın üzerine. 8 zencirimi çektim dönüyorum. Burada yaptığım 4 zincirli tomurcuğun içine yuvamı kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya dönerken yine 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim, döndüm. Şimdi arkadaşlar buradan üstten, yukarıdan 4. zincirimin içine bu şekilde girip Buraya bir tomurcuk yaptım. 3 zincirli bir tomurcuk. Geri kalan kısmını arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Buraya da 6 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 3 sık iğne. 4. sık iğne. 5. sık iğne. Ve 6. sık iğne. Kalan trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yaptık bu şekilde arkadaşlar. Ve yuvada da 7. sık iğneyi bu şekilde kapattım buraya 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi bu ucunda bıraktığımız 3 zincirli yuva var ya arkadaşlar tomurcuk onun içine bu şekilde girip tutturuyorum sık iğne yapıyorum tekrar buraya 3 zincir çekip dönüyorum Bu yapmış olduğum bu trabzanın içine tomurcuk olarak kapatıyorum yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 Bu da 6. sık iğne. 7. yine arkadaşlar yaptığım bu 8 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 6 zincir ve dönüp burada yaptığım yine 3 zincirli yuvanın içine girip kapattım. Tekrar buraya arkadaşlar. Zincirimi çekiyorum. Trabzanıma kapattım. Yine 6 tane buraya sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar buraya sık iğnelerden oluşan bir yaprak yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle ters tarafından yarıya yarı arkadaşlar. Yani 5. zincirimin içine giriyorum. Bu şekilde buraya bir yuva yapıyorum. Tekrar 7 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde düz yüzüne ve bir defa doluyorum. Bu yaptığım yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde girip 1 2 2 5 tane arkadaşlar çiçeğimiz için buraya yuva yapacağız. 3 zincir bir defa dola tığımın başını doladım. 1 2 2. İkinci yuvam da hazır. 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. Yine 3 seferde bir trazdan yaptım. 3. yuvam hazır. Yine 3 zincir bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip 3 seferde aldım. 4 tane yuva oldu yine 7 zincir sık iğne ile sonuncu ve 5. yuvamı arkadaşlar kapatıyorum buraya şimdi bu geri kalan trabzana da arkadaşlar zincirimizi de sık iğne yaparak aşağı iniyoruz ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü bakın bu çiçeğimizin sap kısmı oluyor arkadaşlar 5. 6. da bu şekilde yuvada yapıyorum. Şimdi çiçeklerimin yuvası ve yaprağımın biri hazır. Bu yaprağın aynısından buraya da yapalım arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 6 7 8. Şimdi arkadaşlar buradan dördüncü trabzanıma girip buraya bir tane yine ilk başta yaptığımız gibi tomurcuk yapıyoruz geri kalan bu zincirimize 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 şöyle tutarsak daha rahat yaparız arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum 7. yine bu ana yuvada 8 zincirli yuvada yapıyorum buraya yine 6 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde kapatıyorum zincirimi. yine dönerken arkadaşlar zincirimi çekiyorum yapmış olduğum bu 6 zincirin içine girip şöyle bir tomurcuk yapıyorum geri kalan kısmada yine 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğne yaptım 7. de aynı şekilde buradaki ay yuva da kapattım sık iğne olarak yine 6 tane zincir ve burada çektiğim zincirimin içine arkadaşlar tomurcuğumun içine girip kapatıyorum zincirimi yine zincirimi çektim 4 zincirimi çektim. Kapattım arkadaşlar zincirimi. 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemi yaptım. Yine her zamanki gibi son sık iğneyi arkadaşlar 7. sık iğneyi bu şekilde ana yuvada yaptım. Şimdi ikinci yaprağımız da hazır bu şekilde arkadaşlar. Geri kalan bu yapmış olduğumuz trabzanın içine de 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine ara suyu alarak trabzanlara geçelim. 3 zincir bir defa doladım. Bir tane atlıyorum. İkinci tığ battımın içine 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 2 3 4 zincir kapattım buraya. 2 tane sık iğne. Pardon, 3 tane sık iğne arkadaşlar. Yandaki hemen tığ battıma bu şekilde kapattım. Yine 3 zincir bir defa doluyorum. Bir tane atlayıp ikinciye 1 2 2. Bu şekilde arkadaşlar ara suylar yapıyoruz. Aynı şekilde. 7 veya 8 tane arkadaşlar bu şekilde ara suylarımızı yapıp 7-8 saniyeden sonra yapraklarımızı ve çiçeğimizin yuva işlemini yapıp arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen yandakine arkadaşlar 3 sık iğne yapınca trabzana bir tane yandakine sık iğne ile girip zincirimi çektim ipimi koparttım. Şimdi çiçek kısmının yapımına gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yaptığımız 5 yuvanın ilk yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde giriyorum. İpimi tığıma tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Zincirimle beraber 2 trabzanım oldu. 3. ve 4. 4 tane trabzanı buraya yaptık. Şimdi 5 tane zincir döndüm arkadaşlar buradaki ilk trabzanımın tepesine kapatıyorum bu şekilde buraya bir yuva yaptım bir zincir çektim buradaki arkadaşlar tomurcuk yapmıştık 3 ve 4 zincirle 3 veya 4 zincirle onun içine kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar yuvamın içine girdim bir sık iğne yaptım tekrar buraya 5 zincir çekiyorum ve yuvama girip kapatıyorum arkadaşlar 5 zincir kapattım buraya. eğer şayet arkadaşlar ipiniz kalınsa 4 çekebilirsiniz bu sarıda benim ipim biraz kalın olduğu için 4 çekmiştim burada ip çok ince olduğu için 5 çekiyorum bazı zincirler ipin kalınlığına inceliğine göre değişebilir arkadaşlar bu şekilde buraya 5 tane kirpiğim olacak Dört oldu. Bir tane daha. 5 zincir kapattım kirpiğimi. Bu şekilde çiçeğimin biri hazır arkadaşlar. 3 zincirle yine yeşil yuvanın içine iniyorum. Sık iğne ile kapattım zincirimi. Tekrar ikinci yuvaya sık iğne ile geçtim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya da 4 tane trabzan yapıyoruz. dört trabzan. beş tane de zincir ve dönüyorum arkadaşlar bu ilk üç zincirle çektiğimiz trabzanımız var ya zincirden trabzanımız onun tepesine kapattım beş zincir çektim buraya bu ama kapattım kirpik olarak beş zincir ikinci kirpiğim bir iki üç dört beş zincir üçüncü kirpiğim 1 2 3 4 5 zincir dördüncü kirpiğim bu şekilde arkadaşlar 5 taneye tamamladık aynı şekilde yine 3 zincir buradaki yuvadaki yeşil yuvamızın içine sık iğne ile kapattık yani bu üç zincirimizde arkadaşlar beşinci trabzanımız oldu çiçeğimiz için. Tekrar bu şekilde üçüncüye geçtik. Bunların aynısını arkadaşlar tüm yuvalara yapıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar sonuncu yuvamızı da beraber yapalım. Üç zincirimi çektim aynı şekilde. Bir defa doluyorum. Üç seferde aldığım bir trabzan yaptım. Zincirimle beraber iki trabzanım oldu bir defa doluyorum 1 2 2 bu şekilde dört tane trabzan olunca 5 zincirimi çekiyorum arkadaşlar buradaki zincirden trabzanımın içine girdim bu 5 zincirimi buraya kapattım yine 5 zincir çektim bu şekilde döndüm arkadaşlar buraya bir kirpik yaptım 5 zincir, ikinci kirpiğim. 2 3 4 5 zincir. Üçüncü kirpiğim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde 5 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane kirpiğimiz oldu. 5 zincir. Bu şekilde kapattım. Bu şekilde 5 tane kirpiğimiz olunca arkadaşlar hemen aynı şekilde burada tutturduğumuz gibi burada da hemen sık iğne ile arkadaşlar tutturdum. Ve bir zincir çekip ana yuvanın içine arkadaşlar sık iğne ile tutturdum. 5 tane yaptığım kirpiğin yuvasının içine sık iğne ile tutturdum. 3 zincirimi çektim. Yine trabzan olarak 5. trabzan olarak yeşil yuvaya kapattım. Bir zincir çektim. ipimi kopardım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapımı çok kolay. Görünüşü çok hoş olan bir model. Ara suyunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 tane yaptım ben. Siz en fazla 7 yapın. Daha fazla yapmayın. 7'nin kararı iyidir. Aslında bu bile iyi karar arkadaşlar. 2, 4, 6 pardon arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.